Dostlar selamlar. Atölye ekipmanları incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda 3018 Pro CNC incelemesi yapacağım. Ucuz CNC'ler arasında oldukça popüler olan bu CNC'yi birkaç haftadır kullanıyorum. İyi ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Bu makinayla birkaç farklı materyalde kazıdım. Yeterince fikir edindim. Şimdi makinenin teknik özelliklerine geçelim. 3 eksenli bir CNC. 4,5 kilo ağırlığında oldukça sağlam. 20-20 ve 20-40 alüminyum profillerden oluşuyor. 110 volt ve 220 voltla çalışıyor. Birlikte gelen adaptör 24 volt 5 amperlik bir adaptör. 3 tane step motoru, bir tane de spindle motorlu beslemeye yeterli oluyor. Kazıma alanı 30 cm'ye 18 cm. Buradaki alan bayağı geniş ama 30 cm'ye 18 cm'lik alanı rahatlıkla kazıyabiliyor. Üzerindeki spindle motor ise 775 model bir spindle motor. 12 volt ile 36 volt arasında çalışabiliyor. Birlikte gelen adaptör 24 volt olduğu için dakikada 10.000'de bir dönebiliyor. Eğer 36 volt verirsek harici olarak 12.000 devre kadar çıkıyor. Spindle motorun ucunda da 5 mm'lik ER11 model mandren var. Daha önceki bazı modellerde iki tane vidayla sıkıldığı için yalpalama hareketi yapıyordu. Bu mandren sayesinde yalpalama hareketi oldukça azalmış. Anakartına gelecek olursak anakartı Arduino tabanlı bir anakart tasarlanmış. 3 tane step motor, bir tane spindle motor ya da lazer modülü ki bunu söküp lazer modülü taktığımızda da lazer kazıyıcı olarak da kullanabiliyoruz. Ayrıca offline baskı yapmak için de bir sokete sahip. Bu haliyle de bilgisayarsız baskı alınabiliyor ama o parça içerisinden çıkmadığı için ben bilgisayarla kullanacağım. Kutunun içerisinden çıkan malzemeler şu şekilde, tek tek anlatıp vaktinizi almayayım. Zaten bilindik malzemeler. Kuruluma geleyim. Kurulumu bayağı basitti. İçinde gelen kitapçıya bakarak hiç hata yapmadan tek seferde kurabildim. Daha önce başka bir tane CNC toplamıştım. Hem kitapçık çıkmamıştı hem de internette herhangi bir dokümanı yoktu. Onu yaparken mesela çok zorlanmıştım. Ama bunu yaparken keyif alarak yaptım. Hiçbir problem yaşamadım. Zaten Z ekseni monte edilmiş halde geldiği için burayla da uğraşmadım. Diğer parçalarda sadece vida sıkma gerektiren şeyler vardı. İçindeki bütün aksesuarları da, vida sıkmak için gerekli olan alyan anahtarları gibi şeyler de zaten yanında geldiği için ekstra bir ekipmanınız olmadan da montaj yapabilirsiniz. Şimdi bu CNC ile neler yapabiliriz ona gelelim. Öncelikle bu CNC'yi kullananlar genellikle tahta, PCB, akrilik ya da plastik gibi mümkün olduğunca yumuşak olan yüzeyleri kazımak ya da kesmek için kullanıyorlar. Metal yüzeylerde kullanılmamasını önermişler ama YouTube'da biraz araştırma yaptığımda 1,5 mm kalınlığındaki alüminyumları kesmek ya da kazımak için kullananları da gördüm. Bunun için tabii ki spindle upgrade edenler de var. İşte 3 mm kazımak için daha iyi spindle kullanan, bazı yerlerine yeni özellikler ekleyenler de var. Ama şu haliyle metal üzerinde işlem yapmamayı tavsiye ediyorlar. Ahşap, akrilik ya da plastik gibi böyle oldukça yumuşak malzemeler değil de daha profesyonel, endüstriyel anlamda CNC kazıma, CNC malzemelere ihtiyacın varsa PCB'nin yeni hizmete soktuğu CNC üretim hizmetini inceleyebilirsin. Bunun da linkini açıklama kısmında paylaşıyorum. Daha büyük boyutlarda daha sert malzemelerle CNC kazıması yapabiliyorlar ve endüstriyel kalitede kargolayıp evimize kadar, iş yerimize kadar gönderiyorlar. Daha önce iki farklı CNC ile PCB kazıması ve ahşap kazıma gibi videolar çekmiştim. Onların linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Bir tanesi çok pahalı bir CNC'di. Bir tanesi de çok ucuz bir CNC'di. Bu ucuz CNC'den biraz pahalı ama bayağı iş gören bir CNC. Dediğim gibi diğer iki tane videoyu da merak ediyorsanız onların linklerini de açıklama kısmında paylaştım. Şimdi makinenin kurulumunu tamamladığımıza göre testlere geçelim. Testlere geçmeden önce biraz da bilgisayar yazılımları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben bu videoda Easel isimli yazılımı kullandım. Hem Windows'ta hem Mac'te hem Linux'ta çalışabiliyor. Aynı zamanda da online olduğu için her yerden erişebiliyoruz. Hem tasarım yapabiliyoruz hem de doğrudan CNC'ye komutlar göndererek baskıyı alabiliyoruz. Yine denemek için Windows'ta Candle isimli yazılımı da kullandım. Onunla da makine gayet doğru bir şekilde çalıştı. Bu bahsettiğim her iki yazılım da bu arada ücretsiz. Easel'ın Pro versiyonları var ama böyle çok detaylı bir şey yapacaksanız Pro'yu almanız gerekir. Onun dışında Pro'yu almanıza gerek yok. İlk testimi yaparken makinenin paketinden çıkan sanırım 10 ya da 20 derecelik 0.1 mm'lik ucu kullandım. Bu uçla 3018 Pro CNC yazısını kazıdım.
gayet güzel bir şekilde kazıdı. Şu yanlarda olan ufak tefek çapaklar, çözünürlükle alakalı ayarlar. Oralara çok dikkat etmedim. Hızlı bir şekilde test etmek istemiştim. Biraz zımparayla düzelebilir ya da daha hassas ayarlar yapılabilir. Bundan emin olmak için daha önceden almış olduğum düz uçlu ucu kullandım ve el yazısı gibi biraz daha süslü bir yazı yazdım. Buradaki yazı gayet güzel bir şekilde çıktı. Çünkü açılı olduğunda yanları biraz çapak bırakıyordu. Düz uçlar ahşap gibi yüzeylerde daha iyi olabiliyor. Bu baskının detaylarına bayıldım. Çok hassas bir şekilde bastı. Herhangi bir pürüz olmadı. Sadece şurada biraz delik gibi bir şey var. O ilk test yaparken ucunu kırmıştım. Oradan kalan bir delik. Daha derin yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Hızlı olsun diye biraz daha yüksek yaptım. Bu kazımayı yaparken makinenin çok fazla ses yaptığını fark ettim ve yağlamaya karar verdim. Ahşapta güzel sonuç aldıktan sonra daha çok merak ettiğim PCB kazıma işine geçtim ve PCB'de de beklediğimden çok daha iyi sonuç aldım. Bu arada şu an yaptığım ayarlar da en hassas, en ince ayarlar değil. Videoyu çekerken çok fazla vakit harcamamak için olabildiğince hızlı davranmaya çalıştım. Ayarları biraz daha değiştirerek zamanı biraz artırsak da çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Bu arada sadece PCB kazıma değil, çevresini kesme ya da delik açma gibi şeyleri de bu makineyle yapabiliyoruz. Hatta bu yöntemlerle de çift taraflı PCB de yapabiliriz. Akrilik yüzeyleri kazımak PCB kazımaya göre çok daha kolay ama ben yine de denemek istedim. Akrilik yüzeyde de güzel bir sonuç aldım. Bu arada PCB kazıma da dahil diğer bütün kazımaları yaparken zemin düzenlemesi hiç yapmadım. Gözümle ve işte araya kağıt sokarak falan ayarlar yaptım. O haliyle bu baskıları aldım. Biraz daha hassas ayar yapmak da mümkün. Anakartın arkasında A5 yazan pine ve ground yazan pine kablolar bağlayıp tabloyu çok daha hassas bir şekilde ayarlamak mümkün. Şimdi son testim olan plastik yüzeye geçiyorum. Aslında bu tam plastik mi, ABS'den yapılmış bir malzeme mi tam bilmiyorum ama plastik proje kutusu diye satılıyor piyasada. Easel isimli yazılımda bazı hazır şekiller var. Orada Yunus şeklini buldum. Yanına da bir Yunus yazıp test etmek istedim. Onu nasıl kesecek, güzel bir şekilde kesecek mi diye. Herhangi bir pürüz yok. Tertemiz kesme yaptı. Burada da 30 derece açılı 0.1 mm'lik uç kullandım. 2 mm kalınlığındaydı bu plastik. Ben de yazılımdan tam 2 mm'lik bir kesme yapacağımı söylemiştim. Ucu ucuna tam kesti. Aslında altına tahta koyup derinliğini biraz daha artırabilirdim. Ama tahta koymakla vesaireyle uğraşmadım. Bu haliyle de çok güzel bir şekilde sonuç aldım. Bayağı hassas çalıştığını söyleyebilirim.
Tabii ki bu makine profesyonel, endüstriyel bir makine değil. Çok büyük CNC'lerle kıyaslamamak lazım. Süper bir makine olduğundan hiç kimse bahsedemez. Ama evinizde, atölyenizde ufak tefek işler yapıyorsanız ya da CNC işine girip yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız öğrenmek için ve ufak tefek işler için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Daha önce kullandığım mini CNC ile yeni CNC'mi kıyaslayayım ki aradaki farkları görelim. Aradaki farkları görürken de yeni CNC'nin iyi ve kötü yanlarını anlamış olalım. Öncelikle ilk dikkat çeken şey motorları oldukça birbirine yakın motorlar. Belki de aynı motorlar kullanılıyor. Step motorlarına baktığım zaman muhtemelen kaliteleri ve kendileri aynı. Z ekseninde dikkat çeken şey burada kalıpla üretilen bir materyal var. Burada alüminyum parçalar var. Daha alt kalite olup bayağı benzeyen makineler de var bu arada. Onlar da 3 boyutlu yazıcıyla basıldığı için bazı hassasiyet kayıpları oluyormuş. Bu dediğim gibi enjeksiyon kalıpla üretilen bir malzeme. Yine gözüme çarpan en önemli şeylerden bir tanesi mandrenleri. Bunun mandreni yandan 2 tane vidayla sıkıldığı için mesela birini biraz fazla birini biraz eksik sıkarsak PCB kazıma gibi şeylerde biraz yalpalama yaptığı için hem etrafını tırtıklı bırakabilir hem de yolları parçalayabilir. Bunda herhangi bir öyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel bir şekilde dönüyor. Herhangi bir şekilde yalpalamıyor. Diğer gözüme çarpan şeylerden bir tanesi bunun ayağının olması, bunun olmaması. Ben ileride bir upgrade videosu yapacağım. O upgrade yaparken de buna bir ayak yapacağım ama bu haliyle de kaymıyor. Şu an mesela masa sallanıyor. Bu çok fazla kaymıyor. Ama sanki bu biraz daha yere iyi yapışıyor. Bunu da deneyerek test edeceğim. Dediğim gibi o upgrade videosunda çeşitli eklentiler yapmayı düşünüyorum. Eğer sen de CNC konusunda tecrübeliysen upgrade yaparken neleri eklememi, neleri değiştirmem gerektiğini yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsin. 3 boyutlu yazıcı konusunda güzel upgrade'ler yapmıştım. Yine bu makineyi de upgrade'lerle çok daha hassas bir hale getirmeyi planlıyorum. Bu yeni CNC'nin profilleri çok daha sağlam, daha büyük profiller kullanılmış. Bunda daha ince profiller kullanılmış. Bunun dışında şu Z eksenini tutan parça alüminyum değil. Böyle sert plastik gibi bir malzeme ama bayağı sağlam, herhangi bir esneme yapmıyor. Anakart tarafında bayağı değişiklik var. Bunun üzerine Arduino Nano takılırken, çok fazla soketi yokken bunda bayağı soket var. Yeni geliştirmeler yaparken, yeni şeyler eklerken daha rahatlıkla kullanabiliyoruz. X80'leri birbirlerine oldukça benzer. 2 tane mil, bir tane de vidalı mil var. Yine Y eksenleri de oldukça birbirlerine benzer. O tarafta herhangi bir kalite farkı olduğunu düşünmüyorum. Fiyatına göre performansını çok beğendim bunun ama şu konuda uyarmam gerekiyor. Piyasada bundan 3-5 dolar, 10 dolar daha ucuz ürünler de var. Farklı satıcıların sattığı böyle çakma gibi ürünler de var. Mesela dediğim gibi burası enjeksiyon kalıp bu modelde ama bazıları 3 boyutlu yazıcıyla satıyor ya da farklı kalitesiz motorlar kullanıyor. Daha farklı anakarta sahip modeller de var. Dolayısıyla satın alırken buna da dikkat etmek lazım. Ben aldığım ve memnun kaldığım linki açıklama kısmında seninle paylaşacağım. Almak istersen oraya göz atabilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.